Mehmet Yılmaz, Paket Paket Adalet, memleketimizin yargı düzenini medeniyet seviyesine, ki bu hali hazırda Avrupa Birliği hukuk sistemi düzeyine anlamına da geliyor, yükseltecek paketlerden dördüncüsünün nakibeti büyük ölçüde PKK liderinin örgüte vereceği mesajla ilişkilendirildi. APO, PKK'nın etkinliklerinin azaltılması yönünde çağrılar yapmalıydı ki, memleketimizin hukuk düzeni medenileşsin, bizzat yüksek yargı başkanlarının bile şikayet ettikleri durumlar ortadan kalksın. Tuhaf bir denklem. Hem AB'ye kızıyoruz, bizi kapıda çok beklettin. Alır başımı Şangay yollarına düşerim diyoruz. Hem de hukuk düzenimizin demokratikleştirilip çağdaşlaştırılmasını paketlere bölmüşüz. Çıkarta çıkarta tamamlayamıyoruz. AB'nin hukuk düzeni belli değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının çizdiği hukuksal çerçeveyi okumaktan aciz miyiz? Hayır. Bunların hiçbirini iddia edemeyiz. Ama yine de oturup bir kere de bütün yargı düzenimizi düzeltemiyoruz hukukun çağdaş yorumu ve adil yargılanma hakkı paketlere bölünmüş, parçalanarak çıkartılabiliyor. O da PKK'nın şefi hükümeti memnun edecek, bir iki küçük jest yaparsa. Neden korkuluyor, kimden korkuluyor? Hani vesayet dönemi geride kalmıştı, halkımız en doğrusunu seçmeyi bilirdi. Adam gibi bir yargı düzenine sahip olursak halkımızın bunu kötüye kullanacağından mı korkuyorsunuz? KCK'lılar hapisten çıkar, balyoz mahkumları serbest kalır, Ergenekon yargılaması duvara tostar gibi gerekçeler duyuyoruz hep. Bu davalar eğer sağlam davalarsa adil yargılanma hakkının herkese tanınmasından, insanların uyduruk suçlamalarla hapse tıkılamamasından neden korkuyorsunuz? Kanunlarımız Medeni Avrupa kanunlarına benzediğinde bu davaların sanıkları serbest kalacaklarsa zaten o kararların hepsi ahimden dönecek demektir. Amaç o vakte kadar insanlara hapislerde eziyet etmek mi?